Herkese merhabalar. Bugün sizlere katarak ameliyatında kullandığımız, gözün içine implante ettiğimiz göz içi merceklerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz katarak ameliyatından sonra önceleri hastalarımıza kalın gözlükler veriyorduk. Çünkü gözün içindeki kendi doğal merceği alıyorduk, bulanıklaşan merceği alıyorduk. Yerine mercek implante edemediğimiz için hastalar kalın kalın gözlükler takıyorlardı. Daha sonra gözün içine mercek yerleştirilmeye başladık. İlk yerleştirdiğimiz mercekler tabii ki tek odaklı mercekler. Onlardan size göstermek istiyorum. Şu tarz merceklerdi gerçekten. Yani ölçümlerden sonra gözün içine yerleştirdiğimiz mercek sayesinde hastalar uzağı gözlüksüz görebiliyorlardı. Daha sonra teknoloji gelişmeye devam etti ve uzağı gösteren mercekler yanında bir mercek üzerinde bazı teknolojik dizaynlar sayesinde, algılar sayesinde hastalarımız uzağı ve yakını görebiliyor duruma geldi. O tip merceklerden de size göstermek istiyorum. Bu tarz merceklerde görüyorsunuz ortada halkaları var. Bu halkalar sayesinde hastalar uzağı ve yakını ve orta mesafeyi görmeye başladı. Yine bu mercekler ilk zamanlar sadece astigmatı olmayan hastalara takabiliyor. Daha sonra ise yine astigmatı düzelten mercekler ortaya çıktı. Yani bir ameliyatta hastadaki hem hipermetropluğu, hem miyopu, hem astigmatı, hem de yakını görme problemini halledebiliyor duruma geldi. Yani akıllı merceklerin bir grubu bu tip halkalar sayesinde uzak, orta ve yakını gösterirler. Daha sonra ise EDOF dediğimiz, yani halka içinde halka bulundurmayan mercekler ortaya çıktı. Bu merceklerin dizaynı öbür halkalı merceklerden biraz daha farklıydı. Retinaya düşen ışık limitinin boyutunu biraz daha arttırarak uzak ve yakını ve orta mesafeyi gösteriyor duruma geldi bu mercekler. Tabii bazı mercekler daha var. İki teknolojiyi birden kullanıyorlar. Hem halka teknolojisini hem de EDOF dediğimiz teknolojiyi birleştirip uyarlayan merceklerimiz. Şimdi ne farkı var o merceklerden diye düşünürseniz, en başta gösterdiğim tek halkalı, yani tek odaklı mercekleri kullandığınız zaman uzağı çok güzel görür. Yani uzakla ilgili herhangi bir problem yaşamazsınız, ışık yansımaları yaşamazsınız ama yakın ve orta mesafe için gözlük kullanmak durumunda kalırsınız. Bir de ayrıca astigmatınız varsa astigmatı düzelten mercekleri oluyor bu sayede. Yok hasta eğer hocam ben yakın içinde gözlük kullanmayayım diyorsa bu tarz uzak ve yakını gösteren mercekler hastalara tavsiye ediyor. Ama bu hastalarda bazen özellikle geceleri araç kullanırken ışık yansımaları yaşayabilmekte bu hastalarımız. Belli bir süre bu devam etmekte ama hastamızın mesleği eğer araç kullanmazsa, şoförlükse hasta bu merecekleri tavsiye ediyor hastalarımıza. Bu hastalarımıza daha farklı grup merecekler tavsiye ediyoruz. Yani hocam ben uzak için ve yakın için gözlük takmak istemiyorum. Yakını biraz daha uzaktan görsem kabul ediyorum, ilim uzamında derse hasta, bu tarz dediğimiz EDOF mercekleri de tercih edebiliyoruz. Bu mercekler uzağı çok güzel gösteriyorlar. Işık yansımaları ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyor hastalarımız. Ama yakını biraz daha uzaktan görebiliyorlar. Yani normal 45 santimden değil, biraz daha uzaktan hani yakını görebiliyorlar. Boyu uzun olan, eli uzun olan hani hastalarımıza bu mercekleri tavsiye edebiliyoruz.